Bugün ağırda 1500 tane genç, işsiz, özellikle %90'ı bayan olmak üzere istihdam ediliyor efendim. Tabii istihdam kurumları dünyanın her yerinde o ülkeler için büyük önem arz eden hizmetleri icra ederler. Çünkü istihdam ve işsizlikle mücadele tüm ülkelerin en önemli meselesidir. Çok iyi hatırlayacağınız gibi 2017, 2018, 2019 yılları Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Milli İstihdam Seferberliği yılları olarak ilan edildi. Ve bu yıllarda işsizlikle mücadeleyi ve istihdamla ilgili daha aktif ve etkin programlarımızı devreye alma fırsatı ve imkanları bulduk. Hepimizin bildiği gibi işsizlikle ilgili mücadelede elbette tüm ülkelerin olduğu gibi ülkemizin de zorlukları var. İş bulmak kolay olmadığı gibi işverenlerimizin de aradığı vasıflarda ve niteliklerde elemanı temin etmesi de zannedildiği kadar kolay olmamaktadır. İşte bu seferberlik yıllarında iş gücü piyasasına daha nitelikli eleman yetiştirmek için hem teorik hem pratik programların birlikte yürütüldüğü MEGİP projesini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile hayata geçirmenin kararlılığı içerisinde olduk. Ve bu süreçte 33 bin insanımızın MEGİP projesinden istifade ettirme fırsatı bulduk. Öte yandan kadınların iş gücü piyasasında daha iyi fırsatlar ve imkanlar yakalayabilmesi için ve özellikle anneler açısından İşte Anne projesiyle 23 bin kadınımızın iş imkanına ve fırsatına erişmesini temin ettik. Çocuklarıyla işe girmekte ve meslek edinmekte zorluk çeken annelere kreş yardımı desteğiyle yine anneleri destekledik. Ve yine bu süreçte üniversite gençlerimizin daha fazla iş gücü piyasasında bulunsunlar diye onlara yönelik işbaşı eğitim programlarımız ve yine bu yıl hayata geçirdiğimiz üniversite öğrencilerimizle yönelik olarak sosyal çalışma programını hayata geçirerek üniversite gençleri yaz tatillerinde bir taraftan dinlenebilecekleri zaman dilimini de göz önünde bulundurmak suretiyle haftanın 3 gününde çalışma imkanları ve okul harçlıklarını da temin etme fırsatı bulmuş oldular. Yine istihdamı artırma adına ilave istihdam teşviklerimizi sürdürmekte. Bu teşviklerimizden kadınların, gençlerin, engellilerin, dezavantajlı grupların istifade süresini 18 aya ve normalde de 1 ay, 1 yıl olmak üzere bu teşviklerimizden istifade ettirdik. Bu başarılı işbirliklerimiz neticesindedir ki İşkur aracılığıyla tüm kurum ve kuruluşlarımızın seferberliğiyle 2017 yılında 1.057.249 kişiyi, 2018 yılında 1.240.308 kişiyi, 2019'un artık son günlerini yaşıyoruz ama rekorlarımızın her yıl egale edildiği, geride bırakıldığı bir yılı da bu yıl geride bırakmış oluyoruz. 1 milyon 470 bini bugün itibariyle işe yerleştirmemiz olarak kayıtlara girmiş bulunuyor. Elbette bu rakamları ortaya koyduğumuz zaman bazıları ve birileri de Türkiye'deki işsizlik rakamlarından bahsedecekti. Elbette biz bu rakamların varlığını biliyoruz ama bu rakamlar bugün de vardı, dün de vardı. Elbette ki yarınlarda da Türkiye'de olacak, Almanya'da da olacak, İngiltere'de de olacak, Amerika'da da olacak. Ama asıl olan kurumların burada gösterdiği başarıdır. Beraberce birçok politikanın teşviklerin çalışmasını birlikte yürüttük. O yönüyle baktığımızda sahada bizim en önemli varlık sebebimiz veya başarı unsurumuz sizlerle olan işbirliğimizdir. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Ne kadar? İnşallah biz Ağrı Doğu'nun
parlayan yıldızı yapacağız Hasan abi. Bu işte iddialıyız. Ağrıyı kafaya taktım. Tabii bu arada Ağrı'da biz çalışmalar yaparken İşkur'un desteğini hiç unutamıyorum. Kısıtlı bütçemizle, belediyenin kısıtlı bütçesine rağmen bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama bunlar tabii ki personelle olur. İşkur bu anlamda bize çok büyük destekler veriyor. Fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Ağrı için elimizden geleni yapacağız. Bundan kuşkunuz olmasın. Bakıyorum civar üniversiteler, civar iller bizi örnek göstermeye başladılar. Eskiden herkes Paris gibi olacağız diyorlardı. Bir gün gelecek herkes Ağrı gibi olacağız diyecek. Türkiye iş gücü piyasasında üniversite mezunlarına da, gençlere de, kadınlara da, çalışmak isteyenlere de sonuna kadar iş imkanları ve fırsatları var. Bunu açıkça söylüyorum. 2018 yılında, 2019 yılında birileri hafife almaya kalksa da aynı kurum, aynı değerlerle işe yerleştirme oranı kapatılsın denilen kurum 24.482'den 1.057.249 kişi işe yerleştirdi. Tarihi bir rekor, 1 milyonun üzerine çıktı. Ve bizim insanımız Almanya'ya, gurbete, evin kapısına ırgatlığa gitti.